Maç gününe hoş geldiniz değerli izleyenler. Merhabalar. Mutlu hafta sonları. Yine yepyeni bir hafta sonuyla, maç günü keyfiyle karşınızdayız. Tabii ki maç gününde doğal olarak programın ismi de gereği maçlar olacak ama transferler var. Onun dışında çok önemli açıklamalar var. Az önce çok değil yaklaşık bir yarım saat önce Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda aday olmayacağını açıkladı. Çok çok çarpıcı açıklamalar var. Daha geniş daha detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'de haftayı dün Samsun Spor Galatasaray maçıyla açtık. Bugün Fenerbahçe, Antalya'da olacak. Yarın Beşiktaş'ta Trabzonspor karşı karşıya gelecek bu maçlara dair ve tabii ki hem Avrupa'da hem de ligimizden, ülkemizden maçlara dair tüm detaylar maç gününde sizlerle birlikte olacak. Biz de Gürcan Bilgiç ve Savaş ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk Ömer. İyi yayınlar sevgili Ömer. Teşekkürler. Valla şey... açıklamalar üst üste geliyor. Hemen fikirlerinizi soracağım ama önce bir Antalya'ya uzanalım. Sizlere geçmeden önce arkadaşımız Engin Can Çalık bizleri bekliyor. Antalya'da. Engin Can çalık olmasa da çelik e, desek de olur e, diye düşünüyorum. Şaka bir yana çok güzel bir hava. E, nefis bir bağlantı noktası. Ben de Antalyalı olduğum için seni böyle güzel bir Antalya manzarasında görünce e, mutlu olduğumu iki kere mutlu olduğumu söylemek istiyorum. E, hemen Antalya'ya gidelim. E, Antalya Spor Fenerbahçe maçı bugün e, Trendyol Süper Lig'in öne çıkan maçlarından birisi. Maçla ilgili bilgileri, detayları senden alalım. Ömer teşekkürler. Antalya'dayız. Konya sahilindeyiz. Kameraman arkadaşım Barış Seven'le birlikteyiz. Bugün Antalya'da mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir saat önce 18 derecelik bir hava vardı ama havanın ısısının hala 16-17 derece olduğunu ve maç saatinde bu ısının ortalama 13-14 13-14 derece olacağını ifade edelim. Güzel bir hava var dedik. Kameraman arkadaşım Barış Seven sizlere Antalya Konya altı sahilindeki o eşsiz manzarayı hem dağ manzarası hem deniz manzarasını gösterirken ben de maçla alakalı notları aktarayım sizlere dilerseniz. Dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla gelmişti Fenerbahçe kafilesi. Saatler 18.40'ı gösterdiğinde Antalya Havalimanı'ndaymıştı Fenerbahçe kafilesi. Kafilede eksik oyuncular var, sakat oyuncular var. Kim onlar? Fred'in eksikliği vardı, sakatlığı vardı. Daha doğrusu sakatlığından ötürü maç kadrosuna alınmadı. Osay Samuel Afrika Kupası'nda görevli olduğu için maç kadrosunda da o da alınmadı. Lincoln Henrique'nin bir transfer görüşmesi vardı. Lincoln Henrique bir sürpriz oldu açıkçası. Lincoln Henrique e, transfer görüşmelerinden dolayı bugünkü maç kadrosunda alınmadığını ifade edelim. Bugün akşam saatlerinde de Lincoln Henrique'nin e, transferi gerçekleşeceğini de söyleyelim. İki takım arasında anlaşma sağlandı. Sadece oyuncunun yanıtı bekleniyordu. Brezilya'da top koşturacak. Bu akşam saatlerinden itibaren sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza törenini gerçekleştirdikten sonra Brezilya'da e, top koşturacağını söyleyelim. Onun yanı sıra Miai bir sakatlığı vardı. Uzun süren bir sakatlığı vardı Miai Zaysin. de bugün maç kadrosunda olduğunu söyleyelim. Yanılmıyorsam yaklaşık 11 maç sonra Miai takımla beraber maç kadrosuna alındığını söyleyelim. Ryan Kent de aynı şekilde transfer söylentileri vardı. Hem Süper Lig'den hem de e, yurt dışından teklifler vardı Rhein Kent'e. Rhein Kent'in de bugün maç kadrosunda olacağını söyleyelim. Jiku ve Batshuayi'ye parantez açacak olursak eğer Jiku ve Batshuayi bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynayacak Alanya Spor karşılaşmasında da forma giyemeyecekler. Şunu da belirtmekte fayda var. Fenerbahçe bugün mutlak 3 puanla çıkmak isteyecek. Mutlak 3 puan parolasıyla çıkmak isteyecek. Çünkü önümüzdeki hafta Zira Türk Ökbası mücadelesi var. Gaziantep Spor'la oynayacak ve Gaziantep Spor karşılaşmasından da aynı şekilde son 8'e <laughs> son 8'e kalmak için mücadele Mücadele edecek Samsun Spor beraberliğinin ardından hem Başakşehir galibiyeti hem de Ankara gücü galibiyetinde Fenerbahçe seriyi 2-2 ile devam ettiriyor. Ev sahibi takıma bakacak olursak da son 6 maçını namal bir şekilde devam ettiriyor Sergen Hoca yönetimindeki ev sahibi takım. E, bugün de onlar da puan veya puanlar alarak o seriyi korumak isteyecek. Peki Fenerbahçe nasıl bir muhtemelle çıkacak? Muhtemeli paylaşalım dilerseniz. Aledelevic savunmanın sağ tarafında Mert Müldür sol tarafta Ferdi Kadolu stoper ikilisi ise Ciku ve Serdar Aziz önlerinde İsmail Kuruniç orta alanda sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Duşan Tadiç, 10 numara bölgesi Sebastian Şimanski, Forvet'te ise Edin Ceko'nun oynamasını bekliyoruz. Peki ev sahibi takım nasıl bir muhtemelle çıkacak onu da paylaşalım. Kalede Helton, savunmanın sağında Erdoğan, sol tarafında Güray, stoper ikilisi ise Veysel ve Bağdır. Önlerinde ise tekli bir ön libero Kalunski, orta alanda dörtlü bir orta alanı tercih etmiş Sergen Hoca muhtemelde. Sağ tarafta Larson, sol tarafta Vitiji, önlerinde ise Safuri ve Sarıç, Forvet'te ise buks, Buksa'nın oynamasını bekliyoruz. Maçın hakemi ise mücadelenin hakemini ise Volkan Bayarsak olacağını söyleyelim. Biz gün boyu Antalya'dan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Eğer ki senin de bir sorun yoksa sözü tekrardan size bırakalım. Engin Can Çelik çok teşekkürler. Sana ve Barış'a manzaranın keyfini çıkarın diyeceğim. Şimdilik zaten yine bağlantılarımız devam edecek. Maçla ilgili tabii maçı konuşacağız değerli izleyenler ama az önce söylediğim gibi Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Sayın Başkan Ali Koç çok flash açıklamalarda bulundu. Haziran ayında Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı olacak dedi. Fenerbahçe'nin borcu açıklandığı yine yeni başkanla ilgili de e, muhtemel başkanla ilgili de Sayın Başkan'ın konuşmaları vardı. Gürcan abi hemen seninle başlayalım. E, maçı konuşacağız tabii ama e, şu anda Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamaları gündeme damga vurdu. Ee, aslında yaklaşık bir ay önce e, katıldığı bir televizyon programında sezon sonunda görevini bırakacağını söylemişti ama e, şimdi divan kurulunda tabii e, resmi bir şekilde artık bunu dile getirmiş oldu. Sayın Başkan, e, Saadettin Saran ismini açıkladı. Saadettin Saran'a haksızlık yapılıyor çünkü ben aday olursam eğer, Saadettin Saran çekilecekti. Bunu aramızda hep konuşuyoruz. Bu açıdan şu anda Saadettin Saran'ın aday olacağını söyleyebilirim dedi. Sezon sonu için isim de verdi ve Haziran ayında Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı olacak dedi. Ayrıca Fenerbahçe'nin güncel borcu da 11 milyar 466 milyon olarak açıklandı. İstersen Gürcan abi Ali Koç'un açıklamalarıyla başlayalım. Sonrasında diğer noktalara da değiniriz. Şimdi bak bire önceye gidelim. Habertürk'e kanalına çıkmıştı. Ee, şeyle ilgili, işte Riyad'da yaşananlarla ilgili e, çok net açıklamalar yaptı. E, orada neden, neler oldu diye. Daha sonra e, konu şeye geldiği zaman, e, futbola geldiği zaman, ben başkan olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar dedi. Evet. E, buna temellendirme olarak da e, Riyad'da yaşanan olaylar konusunda özellikle politik yazarların kendisini hedef seçmesi. Yok o işte, Ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Şöyle yapıyor şimdi. Yani kolunun Atatürk olduğu bir yerde politika olabilir mi yani? Olmaması gerekiyor. Yani Atatürk her şeyin üstünde. Kırmızı bir çizgi yani. Onu bile e, anlayamayanlar e, bu eleştirileri yaptılar. Fakat e, bugünkü konuşmasında da önüne arkasına e, doğru bakmak lazım. Yani bir sistemden bahsediyor. Bu sistemin e, Fenerbahçe üstüne kurgulandığından bahsediyor son 14 yılda yani 2011'den bu yana geçen dönemde sadece bir kere şampiyon olduğunun altını çiziyor. Ee, i̇şte e, Sürmene de Trabzon'da yaşanan kurşunlanma e, olayının e, faillerinin bulunamaması altını çiziyor. E, belli bir dinamik var diyor ve bu, bu dinamik e, lehimize olan durumlarda bile e, aleyhimize ne olacaksa sonuna kadar yapmaya çalışıyor ve son örnek olarak da şey gösterdi işte futbol federasyonu ile olan maddi mademi e, tazminat davasındaki e, direnci gösterdim. İşte mahkemenin uzaması, şu olması, bu olması. En sonunda biliyorsunuz şey geldi. Bilir kişi zararları tespit etsine geldi. Yani e, orada herhalde bir e, yaz öncesinde sonuçlanır yani bir, bir bilir kişi rapor ortaya çıkar. E, Devam ederse ya da etmezse gelen yeni yönetim içinde e, yeni bir kaynak yaratabilir e, bu yönetim. O davayla, hı hı. E, o kayıplar üstüne. Ve e, yine dediğim gibi e, mesela Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de ben e, olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar e, sözünü çok eleştirdi, çok dillendirdi. O zaman niye duruyorsun orada dedi falan yani e, bu konulara getirdi ve Ali Koç şunu söyledi. Bence kısaca. Ya varsa böyle bir niyetiniz, böyle bir sistem varsa, ben yokum artık, artık arkadaşlar. Uğraşmayın ben diyor diyor. Fenerbahçeli uğraşmayın. Yani e, ama şampiyon olursa bu başımızda kalacak, gene şöyle olacak, böyle olacak. Eğer diyor edep bensem diyor, benim üstümden giriyorsunuz, ben bırakıyorum diyor. E, bence yani Türkçesi. Yok yoruldu, yok yıprandı, işte yok, e, aile şirketin başına geçmesini istiyor Bunlar şey. Bunlar çok e, uzun zamandır zaten. Da yani onlar on, 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 onlar onlar e, geçerli neden olarak görmüyorum. Yani eğer bir altyazı bir Türkçeleştirme, mi, meal vermek gerekiyorsa Ali Bey bugün dedi ki o e, saydığı din, dinamiklere e, bu adam burada kalmasın diye düşünen varsa düşünmeyin. Bu adam burada kalmayacak dedi. Ve e, do, dolayısıyla bu e, benim kalmamam adına, benim devam etmemem adına bir şeyler yapıyorsanız, planlıyorsanız, bir organizasyonunuz varsa bunu da yapmayın dedi. Çık, çık, çıkılsın sahada, adalette oynansın.